Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte One Last Breath, Son Bir Nefes adlı platform tabanlı gerilim korku oyununu oynuyor olacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Oyun bu tarzın ünlü oyunlarından Limbo ve Inside tadında bir oyun. Kıyamet sonrası dünyada geçen olayları konu alıyor. Başta söylediğim gibi platform tabanlı gerilim korku oyunu. Bu tarz oyunları da ben çok seviyorum. Özellikle Limbo ve Inside'ın hastasıyım. Little Nightmares de öyle. Bakalım One Last Breath nasıl bir oyunmuş. Kıyamet sonrası dünya nasıl bir hale gelmiş onu da göreceğiz herhalde. Tıklama var. Kıyamet sonrası oyunlarda genelde şey oluyor. Yani doğanın kendini yenilemesini görüyoruz. Dikkat ederseniz teknolojiye ait hiçbir iz yok. Binalar falan. Onun için sadece doğasal oluşumları görüyoruz. Eğileceğiz galiba. Ağaçlar falan biraz büyük geldi. Tamam. Bir köprü gördük. Dakika bir gol bir ya. Evet. Herhalde şu an yeryüzünün daha alt katmanlarına geldik diye düşünüyorum. Daha doğrusu düştük. Kesin bizi tehlikeli yaratıklar falan da bekliyordur bu oyunda. Bak. Yerin altlarında teknolojik bir şeyler var. Burada bir kapsül var. Ne acaba? Bir dakika. İçinden bir yaratık çıktı kapsülün. Uzaylıya benzer bir yaratık. Ama ölmüş galiba. Şu an yalnız dünyanın sonunun nasıl geldiğini de bilmiyoruz. Belki bir istilaya uğradı dünya. O da olabilir. Şu ağacın arkasında bir yaratık var, bize bakıyor. Bu ne? İki tilki. Vahşi yaşam devam ediyor. Bir dakika. O bunlar bizi avlıyor galiba. Şimdi bu yaratıklar ne acaba? Hani değişime uğramış mutant insan türü mü yoksa gerçekten uzaylılar mı istila etmiş dünyayı? Bu suya girersen bir şey olur mu? Abi etraf tehlikeli. Bayağı tehlikeli. Kapsüller beni endişelendirdi. Sanki şey dünyaya gönderilmiş kapsüller gibi. İstila için. Bunu öğreneceğiz. Vay tilki yanımıza geldi. Bebişim ne yapıyorsun? Beni avlamazlar değil mi? Birlikte mi gideceğiz seninle gel.
Güzel. Bayağı uzağa zıplayabiliyoruz. Galiba bunu iteceğiz. O yaratık ne yapıyor? Kafasını ağaca vuruyor arkadaki. Buradan zıplayabilir miyiz? Deneyelim. Çekebiliyoruz bunu. Ama nereye? Garip sesler geliyor bu arada ama. O bir kuş mu? Sündürüyor. Aa, tilki yukarıda. Tilki yol gösteriyor bize. Ne yazıyor? Özel bölge geçiş yasaktır diyor. Geldim geldim canım, dur geldim. Sabırsız şey seni. Bizim bazı güçlerimiz var herhalde ya da olacak. Doğa ile ilgili zaten. Böyle sanki ağaç perisi gibi bir varlığız. Ne oluyor? Aa, gücümüz bu. Bir dakika. Doğadaki bazı şeylere hükmedebiliyoruz galiba. Mesela bu ağacın dallarını uzattık. Bir geçebilelim. Güzel fikir. Ve güzel yetenek. Endüstri bölgesine giriyoruz. Uzak durun diyor. Aa, tilki orada bir arkadaşı ölmüş herhalde. Ağlıyor onun için. Ebolife. Yine bir şeyler dönmüş belli. Ya neden her köprüden düşüyoruz biz? Deney bölgesi. Kapı tarama yapıyor. Yetkimiz varmış. Okey. Deney bölgesine girdik. Çok güzel yapmışlar. Ofisin camından görüyoruz kendimizi. Aa, bu yaratıkları da bu deneylerle mi yaratmışlar acaba? Eyvah. Bir şey yaptık ama ne yaptık? Bir sigortayı yine yerinden oynattık. Dur bakalım. Yollarda saklanabiliyoruz. Güzel.
Bunlar ne? Aa bak, o yaratık geyiği yiyor. Hayvanı parçalamış. Yiyor valla. Ha, şu tuzak gibi bir şey. Şuna basmayalım arkadaşlar. Umarım sağlam bir köprüdür derken o da kırıldı. Köprülerden yana şansımız yok bu oyunda. Belli oldu o. Evet, yine o doğaya hükmedebileceğimiz ışıklardan birinin yanına geldik. Ne yapacağız? Ha, şu kapıyı kapının önünü açmış olduk. Burada bir maden arabası var. Oğlum yaratık var orada. Of. Evet. İlk ölümü burada tattık. Maalesef. Şimdi bir dakika. Demek dikkat edeceğiz. O şeyi açarken bu kapıyı açarken diğer kapıyı da açtık. Buradaki dalları da açtık. Yaratık serbest kalmış oldu. Demek ki bir deneyelim bakalım ya. İkisi de açılıyor. Anladım ya. Tamam. Bunu çektik ya. Şimdi hemen kapatacağız. Demek ki zamanlama önemli. Yine de çıkıyormuş, değil mi? Zıplayamadım. Bunlar etrafı bayağı sarmışlar. Eyvah geliyor. Koş lütfen. Koş koş. Hayır. Oo, hayır. Aa, zıplayamıyor. Anca tozumuzu yersin bak. Bir tane daha mı geliyor? Vallahi geliyor. Hayır. Of. Teleferik de sakat. Bak yukarısı zaten bir şeyler oluyor, ateşler çıkıyor. Güzel oyunmuş, aynı tarz. Aynı hissiyat. Nereye geldik? Şehre geldik.
Aha. Kafasını duvara vuruyor. İyi, bizi görmesin de. Düşüyordum valla. Şimdi, Brezilya mı burası? Arkada o İsa heykeli var. Bence onu uzatmamız gerekiyordu ama. Bir bakalım, belki aşağıda bir yer vardır. Tahtaları söktük. Oo! Anladılar burada olduğumuzu. Burası videonun telif yediği yer. O yüzden takılın. Müzik her zaman var olur arkadaşlar. Sorun yok. Bir dakika. Bence bu atlayışı yapamayız. Bir kere ölelim mi? Görmüş oluruz. Tahmin ettiğimiz gibi. Tahmin ettiğimiz gibi ne yapacağız? Karşıya atlayacak bir şey bulmamız lazım. Geri giremiyoruz. Kırbaçımız varmış. Nasıl yaptık onu? Şu yukarıda yanan şeyi attık galiba. Tamam. Tamam. Okey. Anlıyoruz arkadaşlar oyunları. Bundan normal yani. Problem yok. Öğrenmiş olduk. O ne yapıyordu aşağıda ya? Güzel. Çok iyi. O nereden çıktı ya? Oyun tehlikeli arkadaşlar. Çünkü analiz etmemiz gerekiyor da bazı yerlerde şey oluyor yani. Aksiyon devam ederken çıkıyorlar. Şimdi. Burada doğru bir hareket yaptık bence. Evet. O az önce de alttan geçmeye çalışmıştım. Dur, şununla bir bakışalım. Derdi neymiş? Derdi tamamen yemek bizi. Katil yazıyor.
Aşağı mı ineceğiz buradan? Merdiven var ama. Deneyelim. Evet. Öyle mi zıplayacağız? Ay. Sanki şöyle zıplayacağız gibi hissettim ama. Neyse bir inelim bakalım. Para falan duruyor, görüyor musunuz? Bir anlamı kalmamış. Yine geliyor. Böyle hız alalım. Duyamadık. Bir dakika. Bunu açmamam gerekiyor gibi ama. Deneyelim. Bence hemen kaçalım. Geliyorlar. Geliyorlar. Ne? Abi bayağı topukladım yani. Neden öyle oldu? Daha hızlı koşma var mı acaba? Dur bakayım. Yok. Yok, normal koşma hızımız bu zaten. Ya da zıplayacağız. Yeterince demek ki hızlı değilmişim. Mısır tarlası. Rüzgar gülleri. Burada bir yangın çıkmış. İklim değişikliği falan da var yalnız. Yine peşimizdeler. Yanıyor. Neyse, kafasını duvara vurmaktan iyidir. Oo, gördü. Yine bir tanesi gördü bizi. Nefes nefese kaldık. Umarım stamina falan yoktur oyunda. Geliyor. Geliyor. Buradan geçer bence o. Bakayım. Ha yok, geçemedi. Elleri geçti sadece. Abi şu tabelayı görünce de hep Silent Hill geliyor aklıma ya. Vallahi yeşil üstünde beyaz yazıyla herhangi bir tabela gördüğümde direkt Silent Hill tabelası benim için. Gelsin bilmeceler. Bunu bir indirelim bakalım ne oluyor. Bu taraftaki merdiven iniyor. Güzel. Onu alacağız herhalde. İçeriye iteceğiz. Buradan geçer mi ya?
Valla tam sığdı. Milimle merdiveni de geçti. Şeye boyumuz yetmiyor. Şalteri indirmeye. Şalteri böyle indireceğiz. Güzel. O kütük geliyor. Of, üstünden atlamaya çalıştım da yemedi. Ama öyle bir hareket yapmamız gerekecek gibi. Ne yapacağız burada ya? Hiç öyle bir vakit yok. Bakın bizim atlama kapasitemiz şu. Uzağa mı zıplayacağız? Ne yapacağız? Haydi bakayım. Vallahi öyleymiş. Gene hareketlenmesin. Yok, güzel. O dişliler çalışıyor. Tamam. Bu Evo şirketi de şey, Resident Evil'ın Umbrella'sı herhalde. Dünyanın sonunu bu şirket getirmiş olabilir. Ne yaptık? Oo, yok, hayır. Tek seferde geçmeyi denedim de değmesi yeter var ya. Güzel. Bu kadar geldi dal ama. Yeter mi? Zıplayarak geçebilir miyiz acaba? Kayıyormuş bu. Aletmiş bu ya. Haydi bakayım. Vallahi yetti. Bu şirket ne yapmış ama tam olarak onu anlamadım. Ya doğayı mahvetmişler ya da bu mutant yaratıkları falan yaratmışlar. Bazı şeyler ama kontrolden çıkmış. Güneş panelleri var. Aranma değil mi? Ay Allah'ım ya.
O yuvalarına düştük. Aşağıda yapacak bir şeyimiz mi vardı acaba? Bir dakika. Asansörle çıktık ama bir inelim bakalım. Yapacak bir şeyimiz elbet vardır aşağıda. Bu tarafta yok gibi. Buraya bakalım. Bir şeyin daha sigortasını bak çıkardık ha. 2'de 10 diyor. Aa, yaratıklar orada. Bence hemen gitsek iyi olacak. Temmuz su iklim dostu, sürdürülebilir, güvenilir. Aynen canım. Artık inanmıyoruz böyle şeylere. Arabanın alarmı çalıştı. Umarım yaratıkları çekmez. Güzel bir chapter tamamladık herhalde. Defa bu kadar yakından görüyorum ana karakterimize. Biz de mutant gibi bir şeyiz belli. Ama iyi yönde. Aquatech çözümleri. Grup şirketi herhalde diğerinin. Ha, bu bilmece galiba. Bir dakika, bunu aşağı indireceğiz böyle. Ama büyük ihtimalle geçemeyeceğiz buradan. Oğlum, yaratıklar da gelecek gibi bak. Bu ne yapıyor? Aynı şeyi yapıyor. Yerdekiler ne? İyi galiba. Acayip bir nükleer güç kullanılmış ama. Son anda gördüm. Önce koşalım. Ne oldu? Umarım yetkimiz vardır. Varmış. Bak ki yaratık camdan bakıyor. Bir sigorta daha bulduk. Bunlar ana kontrol noktaları falan mı acaba? Eyvah. Alarm çalıştı. En aşağı mı inmeliyim, zıplamalı mıyım? Şöyle aşağı inelim bakalım.
İler deniyorum ama. Bir dakika, bizi görmesini mi engeller acaba yaratığın? Böyle gidersek. Ha, görmedi bizi diye düşünüyorum. Bir sessizleşti ortam. Böyle oyunlar çok kafa dinlendirici oluyor ya. Bayılıyorum yani. Limbo da öyle. Inside de öyle. Little Nightmares de öyle. Bence gerilim ve korku öğesini de çok iyi vurguluyorlar yani bu oyunlarda. Ayrıca mesajlar da veriliyor tabi. Ya. Yalnız tahtalar sağlam değil bu oyunda. Bir tahtası eksik. Evet. Ne var burada? Bizim aşağı inmemiz lazım. Önce aşağı inecektik galiba. Bu böyle kalsın bakayım. Kalsın. Ama aşağıda zehirli gazlar var. Olmaz. Ölürüz kesin. Önce demek ki aşağıya halledeceğiz. Şöyle alacağız. Bir dakika, şu ne işe yarıyor? Tamam. Buradaki dalış yaptı. O zaman buna gerek kalmadı ki. Yok, gerek var da. Ne oluyor? Bu değil. Bu kadar olmuyor mu? Bu kadar yeter. Yok, olmuyor. İlk halini çevireceğiz. Bence şimdi geçebiliriz. Çok güzel. Buradayken gelebilir misin? Buradayken gelebilir misin? No. Buradayken gelemezsin. Ulan hayır. Of. Yavaş ye be.
Masanın altına gireceğiz galiba. Ya koşa da biliriz de bir masanın altını deneyeceğim. Orada ne var görmüş oluruz. Buraya da gelemiyor ama. Aa gitti. Ama bizim gideceğimiz yöne gitti. Umarım sıkıntı olmaz. Ya yine tahta ya kırılacak. İnatla bu tahtaları kırıyorlar ya. Yapımcılar sevmiş bu tahta olayını. Çalışmadı gibi. Demek ki buradan gideceğiz. Oo. Camın arkasından görülme olayını çok güzel yapmışlar. Hayda bunu bu kadar taşıyabiliyoruz. Ah be, buraya basmayın diyordu. Böyle bir uyarı vardı levhada. Buralara basmayın diyordu ama. Kutuyu buraya getirmemiz lazım arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. O kutu buraya gelmeli. Bir dakika. Kapının kapanmasını böyle engellesek. Ama şu suyu kesmemiz lazım ya. Buradan nasıl atlayacağız? Dur, diğer tarafta ne oldu bir bakalım. Yani o kadar zıplayabilir miyim bilmiyorum ama bakacağız. Ucu ucuna. Şimdi yaratık gelirse ayvayı yedik ama. Geliyor. Yakalayamadı yine. Bu arada şey doğru, bu dünya yok olsa bile nükleer enerjimiz, hani bu reaktörleri falan yüzyıllar belki binlerce yıl çalıştırılabilecek seviyede yani. Biz ortadan yok olsak dahi insan nesli böyle çalışmaya devam eder sorunsuz bir şekilde. Reaktöre bir şey olmadığı sürece çalışabiliyor. Bir dakika, şu ışığın bizi görmemesi lazım diye hissediyorum. Oo, yuh. Anladım ama. Masanın altında bekleyeceğiz. Altında canım, altında, altında. Oh!
Oha, zehirli gazla öldürdüler. Printer ses çıkarıyor. Müzikler çok güzel ya. Ne yazıyor burada? Tahtada. Bir şeyler yap. İnsanoğlunun nüfusun büyüme sayısı diyor. Nüfusun çoğalmasını mı önlemeye çalışmışlar acaba? Bir dakika, olmadı. Oldu. Bırak. Bırak. Şey nasıl olacak? Yetişebilir miyim böyle? Oğlum tam da açılmamış ya. Asansör çalışmıyor. Şalteri indirelim. Yok, pardon. Ne işe yarıyor? Oha, bu bizi öldüren şeylerden. Onu oradan çektik. Tamam. Ortada kaldı. Şöyle yapalım. Bunu bir alalım bakalım. Böyle yukarı çıkabiliyor muyum? Diyorum. Bir dakika. Kapıyı açtık. Bu iyi bir şey mi? Bir de kapanıyor mu? Kapanmıyor. İyi. Kapıyı açtık o zaman. Böyle geçiş var mı? Var. Aa, kapanıyormuş. Oha, son anda. Evet, bir sigorta daha bulduk. Çok güzel. Tabii ki bir şey olacak. Olmasa olmaz. Çekebiliyor muyum? Hayır. Çekebiliyor muyum? Yok, artık bununla işimiz bitti. Herhalde aşağı ineceğiz. Sensör çalışıyor mu şu an? Çalışıyor. Güzel. Bir şey ağlıyor. Ya bu tilkilerden ne istemişsiniz ya? Var mı sizin için yapabileceğim bir şey? Yok galiba. Oğlum şu tuzak gibi. Evet, tuzakmış. Görmüş olduk.
Gel be gel. Umarım geyikleri yem etmemizi istemiyordur oyun. Öyle bir şey hissettim. Biz geri çıkabiliyor muyuz? Çıkıyoruz. Gel bebeğim gel. Bence basıp şöyle yapacağız. Tam açılmadı. Yine olmadı. Gel bakalım. Ama buraya çıkamazsın sen. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Ya da biz ne yapacağız? Burayı anlamadım bu arada. Burayı anlamadım. Biraz daha sakin kafa düşünelim. Şimdi arkamızdaki kapı kapalı mı? Aa değil. Buraya mı saklanacağız acaba? Ne yapacağız? Bir de kapıyı açsak ne işe yarıyor ki? Gel bakayım. Burada bir şey yapıyor olmamız lazım ya. Yukarıda kırbaçla falan sallanacağımız bir yer mi var acaba? Peki burası açılıyor mu? Bir daha öleyim. Evet, kapı açılıyormuş. Gerizekalı şey ya. Of, havalandırmaya düşüyordum. Neler oluyor yine? Kısmındayız. Bir dakika, buradan çıksak bile yukarı. Yani şuradan çıksak ne olacak? Şurada bir şey mi basacağız? Mantıklı.
Okey ama. Okey ama biz nasıl yukarı çıkacağız? Bunu aşağı atacağız. Tamam. Şimdi istediğimizi yapabiliriz. İstediğimiz de bunu yukarı taşımak. Çok güzel. Evet. Kırılacak yine tahtamız. Yok, kırılmadı. Kapıyı açacağız galiba. Ama şu an çalıştıramıyoruz. Galiba bu kutuyu şu alana koymamız lazım. İlerideki maden arabası niye düştü? Dur. Burada bir şey var. Boşuna yapmamışlardır bunu. Bak. Kapıyı açık tutuyor işte o. Şimdi kutuyu daha da fazla kullanabiliriz. Doğa işini biliyor be. Nerede ne yapacağını, kime ne yaptıracağını. Burayı da açtık. Tamam. Evet. Biraz daha fabrikalardan falan dışarı çıktık gibi. Oğlum kovalama bak geyiği ceylanı. Zehirlenir miyiz? Tamam. Büyük ihtimalle atık bu. Eyvah. Arabanın alarmı çalıştı. Düştü yine peşimize. Hadi. Lan son anda. Geldi manyak yine. Bence koşalım. Düşecek peşimize.
Ne bu? Daha iyi bir gelecek inşa ediyoruz diyor ama o sırada kuşlar ölüp düşüyor yani. Of çok kötü. Çok da üzücü yani. Hani görmek. Ha burası komple zehirli diyor, radyoaktif. Deneyelim yine de. Bildiğin radyoaktif suda yüzüyoruz şu an. Eleman da içiyor arkada. Oo, halsiz düştük. Oğlum valla kokusunu ben bile aldım şu an o suyun. Hadi dayan. Dayan. Umarım ölmemişizdir. Ay, dostlarımız geldi yanımıza. Bizi taşıyorlar. Vay be. Güvenli bir yere getirdiler. Kurban oluruz size be. Aslanlar. Sizin için savaşıyorum, sizin. Ne yaşıyoruz şu an? Aşağı... Ha tamam. Bir dakika. Bir güç aldık gibi. Ne gücü bu? Bitki, kötü bitkiyi iyiye çeviriyoruz. Ups. Bunlar sese geliyor ha. Asansör bir şeye takılıyor ama niye? Kutu değil. Yukarıdaki makara mı çalışmıyor? Hmm. Dallar sarmış etrafını. Çık 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 çık, şöyle biraz şey görelim, içimiz açılsın ya. Hep endüstri endüstri, fabrika fabrika. Ah. Abi bu baya büyük şirket ya, binasına bak. Aşağı düşsem bir şey olur mu? Deneyelim. Ulan alarm çalıştırdık ya. Allah'tan gelmediler. Buradan buraya zıplayamam. Başka bir şey bulmam lazım. Başka bir şey de yok gibi ama. Aa, itebiliyormuşuz ya. Ben bunu ağır bir şey sandım.
Hep tahta kutu ittiğimiz için. Dostum vallahi sağ ol tekrardan ha. Siz kurtardınız. Bak, ailesi de orada. Cansınız can. Şimdi bunu direktman iyi bitkiye çevirebiliyor muyum? Çeviremiyorum. Buraya geri geleceğiz o zaman. Şuradan güç alacağız. Aldık. Bu aldığımız gücü bu bitkiye ileteceğiz ve sonra da buradaki dalları çekeceğiz. Yine bant olayı. Aa! Oğlum altı boşmuş bantın. Olmadı bu. Bir dakika. Olmadı. Şimdi siz diyorsunuz ki bak şu an bant var mı? Yok tamam pardon. Bu denemeydi. Ya bir şey var gibi gözüküyor. Seçemedim yani. Altı komple boşmuş. O zaman şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Yine gücü aldık. Bitkiye verdik. Dalları çıkardık. Bunu çıkarmamız ne işe yarıyor ama ya? Ha, havalandırmayı açtık. O zaman zıplarsam uzağa zıplayabilirim. Şöyle. Evet. 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 Ben onu bant sandım. Havalandırma bizi itiyormuş. Kim bilir kimler çalışıyordu buralarda. Gücü aldık. Karşıya geçmemizi özer diye düşündüm ama bir dakika biz karşıya geçsek dahi bir şey fark etmiyor gibi. Hayda. Ne yapıyor bu alet? Elektriği kestik de. Bizim yukarı çıkmamızı mı sağlıyor acaba? Olabilir mi? Deneyelim. Aa. Ucunda şey var sanki bizim. Şey atabileceğimiz, kement atabileceğimiz. Ama geri dönme. Geri dönme sen. Geri dönme dur. Dur hemen şalteri kapatacağım. Dur. Kal orada sen. Aynen öyle. Şimdi şu yaşanır mı? Yaşanır.
Diyoruz bu işi ya. Tamam. Şimdi elektriği açabiliriz. Çok güzel. Elimize ne geçti sizce? Bir olay mı? Aa, hayır. Oradaki şeyi alacaktık. Bir dakika. Olur mu? Olmaz. Aa, şeyi alacaktık doğru. Neyse önemli değil. Yol açtık nasılsa. Bitki iyileştirmek için. Ne? İyi bitkinin özünü almamız gerekiyordu. Onu unuttum. Özü aldık. O da çok dayanmıyor yalnız ha. Evet. Şimdi nereye geldik? Yine ofis odaları tarzı bir yerdeyiz. Buna basmamayı öğrendik. Buna bir tane daha bulabilir miyiz? Ha, ikisine basınca kapı açılıyor ama tabii ki düşecek bu. Tamam. Ne var orada bir bakalım. Başka bir mekan var. Arkada DNA işareti var. Öyle yapalım o zaman. Pardon. Aşağı itelim. Bize bir şey olmaz. Oha. Hayır, bunun üzerinden nasıl geçireceğim? Aa, yanına düşmüş Allah'tan. Öyle bir salaklık olsa çok kötü olurdu. Yine köprü kabusu. Of. Burada ne yapıyoruz? Aşağıdaki dallar yukarıya taşındı. Ha. Buradan öz almamız gerekiyor. Öz alma olayını çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Aynı aksiyon mu peki?
sonra değil. Buraya da öz getirmemiz lazım. Hemen yetişmemiz lazım bitmeden. Bitmeden. Şaka mısın, bitmeden? Aa. Neden? Oğlum çıkamıyorum. Bir dakika. There is a mistake. Öyle çıkılıyor. Bir daha deneyeyim. Çıkılıyor. Niye özle zorladı? Işıklar falan da bir kırmızı oldu ha. Allah Allah, şimdi çıkardı. Tamam da canımın içi, nasıl zıplayacağız oraya? Ha, yukarıda ne var görüyoruz. Hop, kementimizi attık. Ya da kırbaç, hangisini dersin? Hayır, öz almam lazım. Ama bir dakika, yakında var mıydı? Bence onu aşağıda buluruz ya. Bu kadar yolu geri dönüp öz almaya gerek yok. Tahtaları sökelim. Dur bir şunu deneyeyim de önce. Ne yapıyor? Karşıya giden yolu kapatıyor. Ama aşağısı açıldı. Güzel. Bu çalışıyor mu? Aa. No. Sigortayı çıkardık da. Biz nasıl buradan? Kapının önünde bekliyordur şerefsiz. Düğmeye basmamamız lazım. Hazır olmadığımız sürece düğmeye basmamalıyız. Onu öğrendik. Şimdi tekrar özü alalım. Okay. Sigortayı hallettik.
Şimdi. Şuradan aşağı iniyoruz. Var mı burada sağa sola gidiş yok. Ne yapıyor? Yolunu kapattı diğer taraftan. Ama esas şurayı kapatman gerekmiyor muydu dostum? Yok, tamam. Demek ki koşarak geçeceğiz. O diğer taraftan gelene kadar buradan gelemeyecek ki yaratık. Şey olsun. Diğer taraftan koşamasın. Bir dakika. Tamam. Aa! Nasıl ya? Bir dakika. Anladım. Anladım. Aşağı düşüreceğiz yaratığı. Yaratığı aşağı düşüreceğiz. Buradan gelemeyecek. Abi ya şimdi öteki gelirse peki? Ya anlamadım ki. Basıyorum. Ha, bu geldi. Düşsen bir. Düşsene. Aa. Dur ben yardımcı olayım gelmene dur. Allah senin cezanı vermesin ya. Oh, nasıl yapacağız? Abi nasıl göremiyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Ben aşağı düşer diye sanmıştım. Sanma da en sevmediğim kelimedir. Bilen bilir yani. Şimdi. Ya şeyi kapamamız kesin. Peki diğerini çağırsak o oradan gelecek. Burası açık değil. Tamam.
Şimdi böyle gelemez. Diğer türlü gelir. Yani şu an çağırsak orada kalacak. Bunu yapsak, değil mi? Böyle kalacak. Bu olmayacak. Peki. Düğmeye basıp aşağı atlasam. Yani şu an düğmeye basıp aşağı atlasam ne işime yarar? Hiçbir işime yaramaz. Ama bu şöyle giderken hemen bassam, aşağı atlasam o da yapılamıyor. Yapılabilir bir şey değil. Yani şöyle yapıp şöyle basıp atlasam olmaz. İki. Bastım. Bunu açtım. Yani şöyle yapsam ne olur? Tamam. Aa! Vay çakallar. Sizi gidi çakallar. Aha geliyor. E geliyor. Tamam, arkasından kapıyı kapatacağız. Artık oyun bile geçtik varsaydı ya. Bu kadar uğraştı çocuk dedi. Çözmüştük ama zaten ya. Biraz daha hızlı koşabilsem. Bayağı bir geçmiştik. İyi olay. Slideshow var galiba. Durun izleyelim. Bitmiş herhalde. Gözü hemen koyalım. Fırlatır mı bizi bu karşıya ya? Bence fırlatmaz. Olursa bu olur. Aynen öyle. Ha, gene ışık olayı var.
Duvarın arkasına gizlenmemiz gerekiyor galiba. Yaratıklar yine peşimizde. Bir düğmeye bastım ama. Kapıyı kapattık galiba, güzel. Gelim. Aa, ışıklar. Oha. Ne işe yarıyor bu? No. Hayır. Lan ne mallık yaptım ya. Halbuki başarmıştık. Başaracağız. Bismillah ya. Acele etmeden yavaş yavaş. O şeyi izleyelim. Ne acelemiz var? Ne acelemiz var? Yanlış zıplamadın ama ya. Bak işte ilk seferde acele etmeseydik bunlar olmazdı. Buradaki basamak yüzünden oluyor hepsi. Biz az önce nasıl yaptık bu işi? Allah'ım çıldıracağım. Arkadaşlar, şu basamak beni acayip gıcık etti ya. Bak şurası basılamıyor zaten. Acele yok. Yine yerin altına. Bizi daha neler bekliyor acaba ya? Yarasa gibi böyle. Daha cümlemi bitiremedim. Yok ha. Önce sessiz gitmemiz gerekiyor. Vallahi yarasa gibi uyuyorlar ha.
Olmaz. Bunun önünü açmamız lazım. Bitkiye öz vermemiz lazım. Tamam. Güzel. Aşağısı da kaynıyor yani. Aa, çok az kaldı hadi. Peki bu bizim ne işimize yaradı? Hmm. Bu da kesin asit yağmurudur ha. Sanat galerisi gibi bir yere gel. Ah, eyvah. Deme basınca sesimiz duyuldu. Sana yar olmadım. Deme basmamamız lazım arkadaşlar. Cama basmamak mümkün mü? Dur seni öteki yiyecek. Dur ben biliyorum. Seni öteki yiyecek. Niye yemedi? Ben olsam yerdiniz ama. Peki. Bir şey daha deneyeceğim, sonra başka bir şey daha deneyeceğim. Bunun içine girebiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. Yani amacımız oysa onu yaparım. Amacımız olsa onu yaparız. Şu cama basmamak mümkün olsa basmayacağım da. Ya böyle gidersem o. Oh. Vallahi geçtim. Vallahi geçtim. Uf. Of çok güzel ortam. Mükemmel yapmışlar burayı. Oo çıkıyorlar. Bozalarından çıkıyorlar. Ben nelerden kaçtım ya? Senden mi kaçamayacağım? Atlıyormuş değil mi? Ne işe yaradı o? Geri çekeceğiz herhalde. Yani şuradan çıkacağız gibi. Düşerken
Bastım resmen. Hayır. Oğlum gözükmüyorlar da ya. Yarasa yaratıklar gözükmüyor. Camlara bastım yine. Dakika, ne oldu? Bir şeyler yaşandı ama ne? Gel bakalım şimdi. Come to papa. Oh var ya, içimin yağları yedi. Oh. Cama da basarım. Canımın istediğini de yaparım ya. Niye yerin üstüne değil de altına hep ya? Bir dakika, ne oldu? Aa, asansör aşağı düşmüş. Oh be, ayağımız toprak görsün. Mu o, neyse. Burayı böyle sahil gibi yapmışlar. Oyunun sonunda ne çıkacak merak ediyorum ama ya. Ciddi merak konusu. Ne bu? Ha. Tamam, belirli bir süremiz var herhalde. Bu gazın içinden geçebiliyoruz. Ve şundan da alalım bakayım. Ama boşuna mı harcadık? Merkeze geldik galiba. Ne diyor? Dışarıdan yiyecek mi içecek getirmek yasaktır gibi. Neden açılmadı kapı? En sağ gitmemiz gerekiyormuş değil mi meğerse? Öyle bir şey olmasın?
Niye bizi o zaman bu kadar getirtti oyun? Neyse anlarız şimdi. Çok güzel bir dünya yaratmışlar ya. Yani farklı gelişen bir son, farklı bir dünyanın sonu senaryosu. Burada dünyanın sonunu getirebilecek o kadar çok şey var ki yani. Hangisi olacak diye insan merak ediyor. O yüzden çok fazla senaryo yazılabiliyor bu olayın üstüne. Sol tarafa gideceğimiz kesin ama bir şeylerle gitmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Harita bayağı büyükmüş ya. İnşallah aşağıda olan gaz beni etkilemiyordur. Yarısı yaratık var aşağıda. De bitmeden. Ha bu bitmez. Burada şey ana bir şey daha oluşturduk gibi. La ölüyordum. Azaldı. Kola gidecektik herhalde. Herhalde önce sola gidecektik. Daha geniş bir alan oluşturduk. İnşallah bu havayı temizliyordur. Aynen öyle. Biz yine de alalım.
Evet, havalandırma çalıştı. Ne oldu? Yine endüstriye döndük. Endüstri 5.0. Ama yeni özellikler geliyor oyunu bu arada. Karakterimize de. Çok güzel. Bu oyunu şey Switch, Asus Rog Ally gibi böyle el konsollarında oynamak çok zevklidir ya. Hakikaten güzeldir yani. Tam onlar için yapılmış. PC'de de güzel ama onlar da böyle tam zaman geçirecek oyun olabilir. Ama kapı kapandı. Eyvah. Havalandırma. Bir dakika. Buraya özü getirmemiz gerekiyor. O yüzden elektriği kapatmamız gerekiyor. Şimdi açarsak. Umarım yeter. Yetti gibi. Aşağı mı atlayacağız? Oha, o ne öyle? İyi ki beklemişim, hemen atlamamışım. Eyvah eyvah. Kesin düşecek bu asansör. Düştü, düşecek. Atlasak iyi olur. Yarasalar var, dikkat. Bu yaratıklar gitgide büyüyor yalnız ha. Hemen tatmayı özlemiştik. Yetmeyecek galiba bu.
Hayır. 13 saniye kala. Nerelere gidiyoruz yine, nerelere? Keşke bu oyunu canlı yayında yapsaymışız ya. Sohbetle iyi gidermiş. Hayır. Buraya öz mü getirmemiz gerekiyordu? Yetiştiremeyiz ki, nasıl getireceğiz buraya? Bir dakika, sağda solda öz var mı? Güvenlik. Belki diğer taraftaki gaz gitmiştir, bakalım. Bir kapı kapalı. Yok, devam ediyor. Abi burada gaz var ya. Tam ölüyordum. Güvenlik neyini kapattık biz ya? Bir şey kilitledik ama neyi? Şurada bir şey var ama bir hani böyle atlayabilirsin falan gibi. Dur bakayım. Bir öleceğiz ya, o belli oldu. Güzel bir bilmece, durun bakalım. Bunu bir çözelim biz ya. Bunu bir çözelim. Güvenlik sistemi, çarklar.
Aa, yukarı çıkılıyor işte. Burada da problemimiz var. Burada da problemimiz var. Bir katımız daha var mı? Hayda. Ben şuradan bir özünü alayım da kardeşim, bir dakika. Buraya giriş yapamıyorlar. Bunu açarsam giriş yaparlar mı acaba? Riske atamadım. Şimdi kapı açılır, mapa açılır. Yukarıdakini bilerek açmadım. Bakacağız ona. Önce şu aşağıyı bir görelim. Basılmıyor mu buna? Bu basılmıyormuş. Tamam, yukarıdakine de basmamız gerekiyormuş. Yine de üstümüze atlayabilirler ama bakalım. Sanki öyle açılacak gibi bir kapıya benzemiyor ama. Boşuna korkmuşuz ya. Güzel. Şimdi o kapı açılmış olmalı. Kapı?
Çok güzel bir yere geldik. Sanki burada hayat var. Bir tane tüpün etrafını sardı dallar. Ama parçalayacak gibi böyle. Galiba bu ağacı özgür bırakacağız. Amacımız o sanki. İyi mi? Niye çalışmadı o? Aynen. Gerideki niye çalışmadı? Çünkü onun önünde dolanabileceği galiba ip yoktu. Bir daha bir deneyelim. Ne yapıyoruz şu an? Oo. Galiba özgür bıraktık ağacı. Aynen evet. Özgür bıraktık da bizim de tüm gücümüz gitmiş herhalde. Sürünerek gidiyoruz. Şu geyikler ve tilkiyi son bir kez görseydik bari ya. Hadi başarabilirsin. Arkada bizimki. Evet. Evet. Aa, çok güzel. Yaşam ağacı herhalde bu. Onu temsil ediyor.
Doğa kendini yeniliyor. Akarsular, hayvanlar, çimler, ağaçlar. Yeniden yaşam başlıyor. Bu sefer daha güzel, daha canlı galiba. Yaratıklar yok oluyor, mutantlar. Evet. Bir oyunu da bitirmiş olduk. Last Breath. Son nefes. Limbo Inside ve Little Nightmares tadında bir oyundu. Bayağıdır oynamak istiyordum. Yeni oyunlarından bir tanesi. Oyun çıkalı yani bir ya da maksimum 2 ay oluyordur. Bayağıdır masa üstünde beklettiğim oyunlarından bir tanesiydi. Bugüne nasipmiş. Çok güzel, ben bu tarz oyunları çok seviyorum. Dediğim gibi hem korku öğeleri var, hem aksiyon var, hem dijital sanat eseri diyebileceğimiz çizimler, gösterimler var, animasyonlar var. Hem de inanılmaz mesaj içeren öğeler var bu oyunlarda. Yani işte burada da iklim değişikliğinden bahsedilmiş. Dünyayı insanoğlunun yok edişe doğru götürdüğünü, hazırladığından bahsedilmiş. Ben bir korku oyunları oynayıcısı olarak bu tarz platform oyunlarını da çok seviyorum. Çünkü hem gerilim tadı alıyorum, hem yalnızlık hissi, hem de geleceğe yönelik başımıza neler gelebileceğine dair mesajlar alıyorum bu oyunlardan. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki korku oyununda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu tarz oyunları neden Türkiye'de çok fazla oyuncu veya yayıncı oynamıyor onu da anlamış değilim. Çok güzel oyunlar. Hani izlerken ne bileyim ilgi çekmiyor diye düşünüyor olabilirler ama kesinlikle bizim ülkemizde de ilgisini çektiğini düşündüğüm bir insan topluluğunun olduğunu eminim. Onlar da sizlersiniz. Tekrardan teşekkürler. Ekranda da teşekkürler çıktı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.